Evet, iyi akşamlar. Şimdi sayımız artıyor yavaş yavaş. 1-2 dakika içinde hemen başlıyor olacağım. Evet, bekliyorum hala 1-2 dakika. Tamam, ben o zaman ufak ufak başlıyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Ben tabii daha interaktif bir yayın yapmayı aslında hayal etmiştim. Ancak yoğun bir kayıt oldu. O yüzden YouTube'dan bir canlı yayın yapmanın bağlantının daha sağlıklı olması açısından uygun olduğunu düşündük. Şimdi önce kısacık kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben İrem Sönmez. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarım bölümünde okudum. Mezun olduktan sonra üretim ve tasarım işlerinde çalıştım. Bir dönem serbest tasarımcı olarak çalıştım. Ve aslında şehrin koşturmacası, biraz mekanik bir hayat şeklinden kaynaklı sanata biraz yönelme ihtiyacı hissettim. Bu nedenle bir arayış içine girdim ve 2016 yılında bilimsel bitki ressamlığını keşfettim. Benim açımdan doğa ve sanat her zaman hayatımda bir önemli bir noktada yer alıyordu. Ve bu alanı tanıdığımda hem doğanın hem sanatın birleştiği bir alan olarak aslında aşk duymaya başladım. Ve çok kısa bir süre içinde de mesleğime dönüştü. 2019 yılının sonunda Atölye Malva'yı kurdum ve halen atölyede eğitimler vermeye, bilimsel bitki ressamlığı üzerine workshoplar, atölyeler yapmaya devam ediyorum. Şimdi öncelikle katılımınız için teşekkürler, ilginiz ve katılımınız için. Birçok kayıt aldım, birçok soru aldım. Bu noktada ben bu konuşma esnasında bütün sorularınızı genel olarak bir cevap vermeye çalışıyor olacağım. Şimdi son dönemlerde bitki ressamlığı çok duyduğumuz, aslında biraz daha hayatımıza doğayı katmak istediğimiz noktalarda karşımıza çıkan bir sanat alanlarından biri olarak gözüküyor. Ama şunu söyleyebilirim ki aslında bitki ressamlığının genel tanımında bilimsel diye bir kavram var. Yani biz bilimsel bitki ressamlığı olarak tanımlıyoruz. Daha çok böyle sanatsal bir çalışma gibi gözüküyor ki öyle de zaten, ama biraz bilimsel kısmı ile ilgili çok fikre sahip değiliz ki ben de ilk bu alanla tanıştığımda dediğim gibi dersler almaya başladığımda hani ben de kendi açımdan çok fazla bilimsel çalışmalarla ilgili bir fikre sahip değildim. Zaman içinde işin içine girmeye başladıkça benim açımdan da bu alan farklı kapılar açtı. Dolayısıyla ben şimdi kişisel tecrübelerimden hem de yapılan genel çalışmalarla ilgili bu alanın nasıl işlediğinden hem bilimsel kısmından hem sanatsal kısmından mümkün olduğu kadar size bilgi aktarmaya çalışacağım. Şimdi şöyle başlayabiliriz. Aslında bilim insanlarının tahminlerine göre dünya üzerinde yaşayan canlı biyo kütlesinin yaklaşık %80'ini bitkiler oluşturuyor. Yani bu şu anlama geliyor aslında. Bitki aleminden bahsettiğimizde inanılmaz büyük bir alemden bahsediyoruz. Ve dünya üzerinde 400 bin tür bitki, yaklaşık olarak 400 bin tür bitki olduğu biliniyor. Ve her yıl, ki 2021 yılındayız, ama hala her yıl ortalama 1500-2000 arasında yeni bitki türleri keşfediliyor.
Yani yeni türler ya da yeni alt türler keşfediliyor ve bunlar literatüre giriyor. Peki bu çalışmalar nasıl oluyor, nasıl ilerliyor? Yani bir bitki nasıl keşfediliyor ya da bir literatüre nasıl giriyor? Çok kısa bundan bahsedeceğim. Bilim insanları ya da botanikçiler yaptıkları araştırmalar sonucunda, yani arazi çalışmaları sonucunda literatür taramaları yapıyorlar ve keşfettikleri bitkilerle ilgili bir yayın hazırlıyorlar. Bu yayında keşfettikleri yeni türün bütün anatomik detaylarından bahsediliyor. Yani işte boyunun kaç santim olduğundan, işte yaprak şeklinden vesaire bütün bitkinin anatomik özellikleri tanımlanıyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda bitkiyi sadece tanımlamak yeterli değil, görsel olarak da görmeye ihtiyaç olduğundan bitki ressamları tarafından bu yayınlara çizimler eşlik ediyor. Böylece bunlar yayınlanıyor ve daha sonrasında yeni bir tür ya da alt tür olarak bilimsel literatüre giriyor. Yani şunu söyleyebiliriz ki bir bilimsel bitki ressamının amacı ya da bilimsel yapılan çalışmaların amacı bir bitkinin tüm anatomik özellikleriyle, yani kök yapısından tutun işte genel görünümüne, gövde yapısına, yaprağın işte sapa bağlandığı detaydan, yaprak ucundan, yaprak kenarının detayına, işte çiçeğine, çiçeğinin anatomik özelliklerine, tohumuna, meyvesine vesaire bütün anatomik özelliklerine bağlı kalarak, belirli oranlarda bağlı kalarak bitkinin aslında tanımlanmasını amaçlar. Yani biz bir bitkiyi bilimsel bitki ressamı olarak aslında amacımız o bitkinin doğru bir şekilde tanımlanmasını hedeflemektedir. Peki sorularda da vardı, neden fotoğraf değil? Şöyle düşünün, az önce saydım, bitkiyi tanımlayan bir sürü farklı unsuru var ki bazen türleri birbirinden ayıran bu unsurlar arasındaki farklılıklar olabiliyor. Yani işte bir bitkinin taç yaprağının şekli ya da deseni ya da işte farklı çiçeğindeki bir organı o bitkiyi aynı tür içindeki bir alt tür haline getirebiliyor. Dolayısıyla birçok farklı fotoğraf karesi çekmek demek bu. Ve baktığınızda tarih içinde aslında yani şöyle düşünebilirsiniz. Hani en eski fotoğrafınız kaç yıllık mesela? Ya da bir fotoğraf kaç yıl kendini dijital olarak ya da baskı olarak devam ettirebilir? Ama bir resme baktığınızda doğru koşullarda korunduğu zaman aslında yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu nedenle aslında bitki ressamlığının diğer amaçlarından bir tanesi dünya üzerinde var olan bitkilerin tanımlanması ve aynı şekilde bu tanımın arşivlenmesini sağlamak. Şöyle ki tarihe baktığımızda da birçok aslında tabii bitki resimlerini çok eski tarihlerde görüyoruz. Ta antik Mısır'a, Yunan'a kadar gitse de bilimsel olarak yapılan çalışmaları 1700'lü yıllarda görmeye başlıyoruz. 1700'lü yıllarda tabii daha eski çalışmalar da var çok spesifik olarak ama genel olarak 1700'lü yıllarda Linnaeus gibi, işte Petarnus gibi bilim insanları, kaşifler ya da botanikçiler diyebiliriz. Kaşifler dünyayı dolaşarak yeni bitki türleri keşfetmeye başlıyor. Ve bu bitki türleriyle ilgili bir sistematik oluşturmaya başlıyorlar. Daha doğrusu bir sınıflandırma, bir takson oluşturmaya başlıyorlar. Ve bununla birlikte bu kaşiflere eşlik eden ya da kendi başına zaten kaşif olan Darwin gibi mesela kişiler bitki çizimleri yapmaya başlıyor. Ve biz bunları arşivlerden görüyor oluyoruz. Peki ülkemizde nedir bitki ressamlığının, nasıl başlamıştır? Çok kısa bundan bahsedeceğim. Osmanlı döneminde aslında var ama bir dönem ara oluyor. Cumhuriyet tarihinin başlarında tabii çok kıymetli kişiler var. Nebahat Yakar gibi
Kendisi bir botanikçi, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın botanikçilerinden birisi ve kendi çizimlerini yaptığı çalışmaları var. Ama maalesef kendisiyle birlikte bu çalışmalar ilerlemiyor. O yüzden aslında bir ara dönem oluyor bitki ressamlığı ile ilgili. Dediğim gibi bitki ressamlığının tarihi aslında çok eskilere dayanıyor. Yani bitkileri keşfetmeye başladığımız dönemlere kadar dayanıyor. Ama bizim ülkemizde sevgili Christabel King Hoca, kendisi İngiliz bir botanik ressamı, 2000'li yılların başında Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de bir gruba eğitimler veriyor. Ve bu eğitimler sonucunda bu verdiği gruptan 3 kişi aslında bilimsel bitki ressamlığını Türkiye'de başlatıyor ve devam ettiriyor. Bunlar Işık Güner, Hülya Korkmaz ve Gülnur Ekşi. Bu kişiler öğrenciler yetiştiriyor ve zaman içinde işte benim gibi birçok arkadaşım gibi bitki ressamları ortaya çıkmaya başlıyor. Baktığınızda aslında ülkemizde çok yeni bir alan diyebiliriz bu noktada. Çok da gelişime açık, çok öne açık bir alan diyebiliriz. Şimdi peki bilimsel çalışmalar nasıl oluyor? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Yani bir arazi çalışması yapılıyor, işte herbaryumlardan çalışmalar yapılıyor. Hani bunlar nedir? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi dedik ki bir bitkiyi çizmek istediğimiz zaman, bilimsel olarak bir bitkiyi çizmek istediğimiz zaman amacımız o bitkiyi ölçekli bir şekilde çizmek ve doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlamak. Dolayısıyla bunu yapabilmek için canlı bir bitkiye ihtiyacımız var. Fotoğraftan sorularda vardı, fotoğraftan çalışıyor muyuz diye. Hem evet hem hayır, aslında açıklayacağım bunu birazdan. Bir bitkiyi fotoğraftan ölçeklerini bilemeyiz. Dolayısıyla ölçeğini yani yanına cetvel koyup bir bitkinin fotoğrafını çekmiyorsak ölçeğini bilemeyeceğimiz için bizim canlı bitkiye ihtiyacımız var. Ki fotoğraftan aynı şekilde renklerini çalışmak istediğimizde birebir renklerini göremeyeceğimiz için dolayısıyla canlı bitkiye ihtiyacımız var. Peki canlı bitkiyle nasıl çalışıyoruz? Ya da canlı bitkiye önce nasıl ulaşıyoruz? Şimdi canlı bitki dediğimizde tabii ki bahsettiğimiz çiçekçilerde yetiştirilen bitkiler değil, doğal bitkileri çalışıyoruz. Yani bilimsel bir çalışma yapıyorsak tabii ki doğal bitkileri çalışıyoruz. Ki ülkemiz bu konuda ciddi anlamda çok zengin. 11 binin üzerinde yaklaşık 12 bine yakın bitki türüne sahibiz ki bu neredeyse Avrupa'daki bütün bitki çeşitliliğine denk geliyor. Ve bunun yaklaşık 3600-3700 kadarı endemik. Yani sadece bu coğrafyada ya da benzer coğrafyalarda yaşayan bitki türleri. O yüzden çok kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz aslında. Şimdi biz bitkiye ulaşmak istediğimizde botanik bahçeler bu konuda tabii ki bizim işimizi çok kolaylaştırıyor ama her botanik bahçede 11 bin tür bitkiden bahsediyoruz. Bir projede bir bitki çalışacaksınız diyelim. Her türü bulmak mümkün değil. Dolayısıyla bizim arazi çalışmalarına çıkmaya ihtiyacımız oluyor. Canlı bitkiye ulaşmak için. Peki nasıl oluyor? Tek başımıza mı gidiyoruz? Hayır tabii ki. Her zaman yanımızda bir bilim insanı, yani bir botanikçi olması gerekiyor ki bize o bitkinin doğru bitki olduğunu, yani o türün doğru teşhisini yapmaya yetkin bir kişi olması gerekiyor. Araziye çıkıyorsunuz, işte hangi bölgede yetişiyorsa o bitki, bir araştırma yapılıyor tabii ki bununla ilgili. Zaten haritalar var. Bu şekilde araziye çıkıyorsunuz, sonra bitki avına başlıyorsunuz. Bitkiyi araştırıyorsunuz, doğada şanslıysanız buluyorsunuz. Şanslıysanız diyorum çünkü maalesef günümüzde artık iklim değişikliği çok aşikar bir şekilde kendisini gösteriyor. Biliyorsunuz ki mesela bir bitki çalışacaksınız, işte Ağustos ayının sonunda çiçekleniyor. Ama belli dönemlerde işte aşırı sıcaklar olabiliyor.
ya da işte çok kuraklık olabiliyor ya da insan popülasyonundan kaynaklı bölgede zararlar vermiş olabiliyor ya da maalesef bu yaz yaşadığımız gibi ciddi yangınlar olabiliyor. Dolayısıyla bitkiyi bazen aradığınız yerde bulamayabiliyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir sene bekliyorsunuz bitkiyi tekrar aynı coğrafyada bulmak için. Bitkiyi bulduk diyelim. Bitkiyi bulduktan sonra hemen başında hızlı bir şekilde eskizler yapmaya başlıyoruz. Hemen ölçü alıyoruz. Hızlı bir şekilde dediğim gibi bitkinin çizimlerini yapmaya başlıyoruz. Ve bir sürü notlar alıyoruz bitkiyle ilgili. Bütün anatomik özelliklerini çözümlemeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar gözlemlemeye çalışıyoruz. Bütün detaylarını çözümlemeye çalışıyoruz. Ve bu şekilde notlar alarak hızlı bir şekilde eskizini yapıyoruz. Renkli çalışacaksak renklerini buluyoruz. Ve daha sonra bol miktarda fotoğraf çekiyoruz. Şimdi fotoğraftan çalışmıyoruz dedim. Aslında ölçülerini fotoğraftan çözümleyemeyeceğimiz için. Ama bir bitkiyi biz mesela kök yapısını çalışacaksak diyelim ki soğanlı bir bitki ya da işte rizom kökü var ya da saçak kökü var vesaire. Bitkiyi topraktan aldığınız anda aslında o bitki doğal olarak ölmeye başlıyor. Bazı bitkiler çok hızlı bir şekilde kendini bırakabiliyor. Bazı bitkiler işte yaprakları formunu değiştirebiliyor. Dolayısıyla biz toprak üstünde göründüğü formuyla yani o bitkiyi doğru şekilde ifade eden formu o olduğu için o formda bir kompozisyon oluşturmak istediğimizde bol miktarda fotoğrafını çekiyoruz. Çünkü biz o bitkiyi yerinden aldıktan sonra ömrü maalesef bizim çalışma süremiz kadar olmayabiliyor. Çünkü bir kompozisyonu tamamlamak. Yani çizip eskizleri tamamlayıp işte sulu boya çalışmasını yapmak, bir kompozisyonu oluşturmak bir bitki üzerinde bazen aylar sürebiliyor. Günler, haftalar sürebiliyor. Bazen süreçleri bekliyorsunuz. Örneğin işte bir bitki tek yıllık bir bitki ise çalıştığınız, yani bir sene içinde bütün siklusunu tamamlayan, yani işte çiçeğini açan tohuma giden ve tohumdan tekrar çıkan ölen bir bitki ise eğer siz bu zaman bitkinin mesela çiçeklenme döneminde çiçeğini çalışıyorsunuz ama diyelim ki baharda çiçeklenen bir bitki ama kök gelişimi Eylül'de tamamlanıyorsa ve bir bitkiyi olgun bir şekilde çizmek daha doğru. Mesela meyve çalışacaksınız diyelim. Elma çalışacaksınız. Bilimsel olarak biz bunu tanımlamak istediğimizde o elma tam olgunlaşmışken doğal olarak doğru formunu ifade ettiğinden o şekilde çalışmak gerekir. Bir kök yapısı açısından da olgunlaşmış hali o döneme denk geliyorsa o zaman onu beklemeniz gerekir. O yüzden aslında süreçler biraz uzundur. Bu noktada bitkilerin sikluslarını takip etmeniz gerekir. Bitkinin döngüsüne eşlik etmeniz gerekir. Bir yandan güzel olan bir şey çünkü o bitkiyle bir bağ kuruyorsunuz, bir ilişki kuruyorsunuz ve onun aslında o yaşam döngüsünü keşfetmeye, görmeye, gözlemlemeye başlıyorsunuz. Benim açımdan çok kıymetli bir şey bu gerçekten de. Tamam, şimdi gittik, bitkiyi bulduk, eskizlerini yaptık, renklerini çıkarttık. Daha sonrasında topraktan aldık, kök yapısını çalışacağız. Aldık ve çürümeye mi bırakıyoruz? Hayır tabii ki. Bu bitki preslenerek, kurutularak bir herbaryum örneğine dönüştürülüyor. Nedir herbaryumlar? Aslında bizim herhalde herkes yapmıştır defter arasında, kitap arasında yaprak kurutmuşuzdur hepimiz tahminimce. Onun biraz profesyonel versiyonu diyebiliriz. Bitkileri presleyerek kurutuyoruz. Ve bu bitkiler herbaryumlarda arşivleniyor. Çünkü biz bilimsel bir çalışma yapıyorsak yaptığımız çizime bir referans olarak o bitkiyi gösterebiliyor olmamız gerekiyor. O yüzden işte çeşitli teknik detayları var. İşte toplayıcının kodu gibi vesaire. Çeşitli teknik detaylarla toplanarak arşive giriyor. Bir herbaryum arşivine giriyor.
Herbaryumlar genelde üniversitelerde ya da botanik bahçelerinde özel arşiv alanları, bitkilerin dediğim gibi kurutularak, preslenerek arşivlendiği özel alanlar. Bunlar çok kıymetli aslında çünkü bir bitkinin nesli tükenmiş de olabilir. Hani az önce söyledim, her yıl yeni bitki türleri keşfediliyor ama maalesef insan etkilerinden kaynaklı her yılda bitkiler tehdit altına giriyor ya da nesilleri tükeniyor. Hani bu noktada da yeri gelmişken söyleyeyim. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin yaptığı bir çalışma sonucunda bir oluşturduğu bir site var. Tehdit altında bitkiler.org.tr internet sitesi. Burada 2200'ün üzerindeki tehdit altında bitkilerin listesi var. Bu internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Tabii bunların da kendi içinde kategoriler var. Yani çok tehdit düzeyine göre. Yanlış hatırlamıyorsam son birkaç yıl içinde 10-11 tane tür bitkiyi de kaybettik. Son bireyin doğada olmadığı artık biliniyor. Yani nesli doğada tükendi. Bu noktada herbaryumlar çok önemli. Çünkü biz bilimsel bir çalışma yapıyorsak ve geleceğe aslında bazı bilgileri aktarmak istiyorsak bunu hem evet çizimler aracılığıyla yapabiliyoruz ama aynı zamanda bu kuru örneklerle, herbaryum örnekleriyle bu arşivlerde o bitkinin dünya üzerinde var olduğu bilgisi korunuyor. Bu herbaryumlar özel olarak steril ortamlarda korunuyor. Belli bir işte oda ısısığında arşivleniyorlar. İşte içeride herhangi bir işte bakterinin ya da herhangi bir küf vesairenin bitkilere zarar vermemesi için çeşitli kuralları olan yerler. Dolayısıyla bunlar tarih içinde aslında çok büyük bir önem yer alıyor. Ve diğer bir şey, herbaryum örneklerinden çalışabiliyoruz. Yani bu kuru bitki örneklerinden çalışabiliyoruz. Bilimsel olarak yaptığımız çalışmalarda. Bu herbaryum örnekleri tabii ki preslenerek kurutulduğu için kurutulduğu zaman bitkinin kendi rengini bilmemizin imkanı yok. Mümkünatı yok. Yani doğadaki gerçek rengini bilemiyoruz. Çünkü kuruduğunda doğal olarak bitki renk değiştiriyor. O yüzden herbaryum örneklerinden her zaman teknik resim çalışılıyor. Yani siyah beyaz işte rapidoyla yapılan çalışmalar oluyor bunlar. Preslenen bir bitkiyi üç boyutlu bir şekilde hayal ediyorsunuz. Burada tabii bazı detaylar var. İşte o yaprakların bağlantı detaylarını çözümlemeyi bilmek gerekiyor gibi. Farklı farklı detaylar var ama aynı zamanda bir hayal gücü gerekiyor. Üç boyutlu hayal edebilmek gerekiyor bu bitkiyi. Bu noktada da aslında yaptığınız gözlemler sonucunda zaten böyle bir farkındalığınız doğal olarak gelişiyor. Ve herbaryum örneklerinden de bu şekilde çalışabiliyoruz. Diğer bir şey mesela teknik çizimlerde ya da işte renkli çalışmalarda boyutlandırma. Başta da söylediğim gibi amaç bazen yani amaç bitki birebir ya da ölçekli çalışmak. Ama bir ağaç çalışıyorsak mesela birebir ölçekli çalışmamız tabii ki mümkün değil. Dolayısıyla onu belli oranlarda küçültüyoruz. Bazen de bir bitkinin detayı o kadar küçük olabiliyor ki onu da belli oranlarda büyütebiliyoruz. Yeri geliyor mikroskopla çalışılıyor. İşte yeri geliyor büyüteçlerle çalışılıyor. Dolayısıyla amaç aslında burada bitkiyi doğru bir şekilde tanımlayıp doğru bir şekilde çizimini yapmak. Şimdi bilimsel çalışmalar aslında kabaca bu şekilde. Biraz da sanatsal kısımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi hani sorularda çok fazla sordunuz neden sulu boya, neden sulu boya diye ya da işte sulu boya dışında başka bir şey kullanılmıyor mu diye. Tabii ki kullanılabiliyor. Yani farklı projelerde daha sanatsal çalışmalar yapmak için kullanabiliyorsunuz tabii ki. Biz mesela atölyede kuru boya çalışıyoruz ki arkada gördüğünüz mesela kuşlar kuru boya çalışmaları.
Ama şöyle bir şey var ki biz atölyelerde Faber-Castell polikromos, yani profesyonel seri kuru boyalar kullanıyoruz. Ancak bu kuru boyaların 120 rengi var. Ve siz mesela bir sarıyla maviyi karıştırdığınız zaman bir ton yeşil elde ediyorsunuz. Evet. Ama bu kısıtlı. Yani 1-2 ton farklılıkla iki kalemden iki renk elde edebiliyorsunuz. İşte kendi renkleriyle 4 renk elde edebiliyorsunuz. Ama sulu boyaya geldiğinizde 10-15 renkle sadece miktarı arttırıp ya da azaltarak ciddi anlamda bir renk kombinasyonu ortaya çıkartabiliyorsunuz. O yüzden doğadaki renk çeşitliliğine baktığınızda bu doğadaki bitkilerin üstündeki renk geçişlerine, işte birbiriyle kaynaşmalarına, bu tarz detaylara baktığınızda aslında sulu boya dışındaki herhangi bir teknik tam olarak bitkiyi gerçekçi bir şekilde resmini yapmamıza çok da fazla imkan vermiyor. Bir ölçekte biraz kısır kalıyor ya da yetersiz kalıyor diyebilirim. O yüzden her zaman sulu boya çalışmak birincisi renk açısından önemli. İkincisi kullandığımız profesyonel boyalar. Biz genelde Winsor Newton'un ya da Daniel Smith'in işte profesyonel serileri boyalarını kullanıyoruz. Mesela Winsor Newton Professional serisi tüp sulu boyalar 100 yıl renk solmama garantisi veriyor. Hani bu garanti verdiği süre aslında baktığınızda resmi doğru koşullarda saklarsanız, yani işte kağıdınız nem almazsa, ışık almazsa vesaire, yüzyıllar boyunca bu resimler sağlıklı bir şekilde kalabiliyor. Amaç zaten bilimsel olarak bir bitkinin tanımlanmasını sağlayıp bunu arşivleyip geleceğe aktarmak olduğunda bu noktada bilimsel çalışmalarda özellikle sulu boya kesinlikle çalışılması gerekiyor. Renkli çalışmalar açısından, rapido ya da teknik resim çalışmalar açısından da aynı şekilde mürekkep kalitesi bu noktada resmimizin, çalışmamızın ömrünü uzatıyor oluyor. O yüzden genel olarak sulu boya kullanıyoruz. Peki eğitim süreçleri nasıl oluyor diye sormuşsunuz. Şimdi tabii ki kişiden kişiye göre değişir. Ben güzel sanatlar mezunu olduğum için bazı konulara hakimiyetim biraz daha hızlı oldu diyebilirim. Herhangi bir eğitim bu konuyla ilgili almış olmaya bence gerek yok. Ki hatta ben mesela bazı öğrencilerim açısından belli bir tekniği biliyorsa farklı bir tekniği öğrenmekte daha fazla zorlandığını görüyorum. O yüzden spesifik olarak bilinmesi gereken bir branş olduğunu, yani farklı bir eğitim alınması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü bitki ressamlığı kendine has bir çalışma metoduyla ilerliyor. İşte başta bahsetmiştim, Christabel King Türkiye'ye geldiği zaman kendi çalışma tekniğini aktarıyor. Bir nasıl diyeyim, çift fırçayla bir çalışma tekniği var. İşte hot press kağıtlarda boyayacağınız yüzeyi ıslatıyorsunuz. Sadece boyayacağınız yüzeyi ıslatıyorsunuz ve boyuyorsunuz. Bir su fırçası ve bir boya fırçasıyla çalışıyorsunuz. Hani bu dünyadaki tek yöntem mi? Hayır, değil. Ama bizim ülkemizde bütün bitki ressamları bu şekilde bir eğitim aldığı için bu yöntemle çalışıyor. O yüzden kendine has bir tekniği olduğu için hani sıfırdan başlayıp bu konuyla ilgili çalışmak mümkün. Peki süreç nedir? Bir eğitim süreci nedir? Şöyle söyleyebilirim. Sulu boyaya hakimiyet için minimum bir sene. Ama kendinizi gerçekten bir bitki ressamı olarak tanımlamak istiyorsanız minimum 2 senelik bir eğitim almak gerekiyor. Ben mesela 2016 yılında sevgili Nail Akın Sevim'le başlamıştım. Ondan dersler almaya başladım. Daha sonra Hülya Korkmaz'dan dersler almaya başladım. Ki şu an Hülya Hoca ile hala aktif bir şekilde dersler yapıyoruz, devam ediyoruz. Yani ben 5 senedir aslında eğitim almaya devam ediyorum. Çünkü bitmeyen bir konu. Bitkilerin çeşitliliğine baktığınızda her bir detayı çözümlemek gerçekten zaman alıyor.
bitkileri tanımak, anlamak, o renkleri bulmak, kombinleri yapmak gerçekten zaman ve çaba gerektiriyor. O yüzden dediğim gibi minimum 2 sene bu konuyla ilgili çalışmış olmak gerekiyor. Bu arada da 18 Eylül'de bir atölyemiz olacak. Onu da buradan tekrar duyurmuş olayım. Genel olarak bu tekniği gösteriyor olacağım ve malzemeleri anlatıyor olacağım. Sorular içinde de vardı malzemeleri ve tekniği soranlar ama gerçekten bu apayrı bir konu. Yani 2 saatlik bir mesele sadece malzemeyi anlatmak. Hani burada söylüyorum işte hot press kağıt kullanıyoruz ama neden kullanıyoruz? İşte neden farklı kağıtlar kullanmıyoruz? Neden dokusuz kağıt kullanıyoruz? Ya da işte neden samur fırça kullanıyoruz gibi. Bunların aslında mantıklı ya da gerekli açıklamaları var. Bunlarla ilgili 18 Eylül'de bir eğitim olacak. Hani bu noktada da katılmak, bilgi sahibi olmak isterseniz Instagram sayfasından detaylı bilgi edinebilirsiniz. Onun dışında sorularınızda iş alanlarıyla ilgili çokça soru aldım. Hangi alanlarda çalışılabilir diye. Şimdi aslında şöyle düşünmek gerekiyor. Bu çalışmaların bilimsel boyutu var ama bir de dediğim gibi sanatsal boyutu var. Siz bilimsel bitki ressamlığı tekniğini öğrendiğinizde aslında baktığınız objenin bu bir çiçek olabilir, bir hayvan olabilir ya da başka herhangi bir unsur olabilir, bir obje olabilir. Aslında gerçekçi birebir ölçü alıp çizip renklendirmesini öğrendiğiniz bir teknikten bahsediyoruz. Dolayısıyla çok geniş bir çalışma alanı olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle ki birçok projede yer almak mümkün. Resimli Türkiye Florası projesi var. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bilimsel çalışmalar açısından ülkemizde çok kıymetli projelerden bir tanesi. Ama siz bu tekniği öğrendiğinizde sanat alanında bir sürü çalışma yapabilirsiniz. Yani bu resimlerinizi işte ürün olarak değerlendirebilirsiniz, bir ürüne dönüştürebilirsiniz, işte bir tekstil sektöründe çalışabilirsiniz ya da bir ambalaj sektöründe çalışabilirsiniz. Ben mesela bir meyve içerikli ürünler yapan bir kurumla çalışmıştım. Ambalajlarında işte dut içerikli ürünlerini, dut resmi, elma içerikli ürünlerini, elma resmi gibi şeyler çalışmıştım. Yani aslında yapacağınız resimleri gerçekten pazarlayabileceğiniz ya da kendi iş kolu yaratabileceğiniz alanlar çok geniş. Bilimsel çalışmalar için ise biraz daha bilim insanlarına bağlıyız. Çünkü bize aslında o kişilerin görev vermesi gerekiyor. Yani bir bitki çalışacağımız zaman, mesela bir herbaryum örneği çalışacağımız zaman biz herbaryumu alıp hani oturup çizmeye başlamıyoruz. Bir bilim insanı tarafından, bir botanikçi tarafından o bitkiyle ilgili bize bir betimleme veriliyor. Başta da bahsettiğim gibi o bitkinin bütün anatomik özelliklerinin açıklandığı bir betim veriliyor ve biz onu referans alarak herbaryum örneği üzerinden çizim yapıyoruz. Dolayısıyla bilimsel çalışmalarda her zaman bir botanikçiye ihtiyacımız var ki bize doğru türü vermesi ya da doğru yönlendirmesi açısından böyle bir ihtiyaç var. Onun dışında yani dediğim gibi iş konusunda hani çokça fazla soru gelmiş. Botanikçiler açısından böyle yani botanikçilerle çalışmak açısından böyle bir ihtiyaç var. Onun dışında şu an ülkemizde bir süredir devam eden çok kıymetli bir proje var. Resimli Türkiye Florası projesi. Bu proje Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, ANG Vakfı ve Doğa Araştırmaları Derneği çerçevesinde ilerleyen bir proje. Şu an için ilk 2 cildi çıktı İş Bankası yayınlarından. 3. cildi yolda. 30 cilt olması hedefleniyor. Ve bu 30 cilt içerisinde Türkiye'deki bütün bitkilerin, yani 11 binin üzerindeki bitkinin resimli betimleri olması hedefleniyor. Çok büyük bir ekip çalışıyor. Yani botanik hocaları, aynı zamanda çizer dostlarım, birçok kişi
bu konuda canla başla uzun bir süredir çalışıyor ve çalışmalar çok uzun yıllar daha devam ediyor olacak. Bu projeyle ilgili mesela dediğim gibi bir bitkinin çalışma süreci çok uzun. Bazen o çiçeklenme dönemini kaçırıyorsanız bir yıl bekliyorsunuz. Ya da bazı bitkiler belli bir erişkinliğe ulaştıktan sonra, belli bir yaşa geldikten sonra çiçek açıyor. Yani siz o zaman o bitkiyi çalışacaksanız o bitkinin çiçeklenme dönemini beklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla süreçler çok uzun, saha çalışmaları çok uzun. O yüzden çok uzun soluklu bir proje bu. Yani bir sürü ciltte çalışmalar devam ediyor ama daha yıllar sürecek bir proje. Hani bu noktada da belli dönemlerde çizer alımları oluyor. Bu açıdan da düşünüp değerlendirebilinir. Onun dışında işbirliği yapabileceğiniz hocalar olabilir, botanik hocaları olabilir, çeşitli araştırmalar yapılıyor. Çok kıymetli araştırmalar var son dönemlerde ülkemizde yapılan. Mesela işte sevgili Ünal Hoca, Ünal Akkemik son dönemlerde çok ciddi fosil ağaç fosilleri keşfi yaptı. Bunun gibi bir sürü çalışma alanı var. Peki sadece bitkiler mi bizim çalışma alanımız? Tabii ki değil. Az önce de söylediğim gibi bir teknik öğreniyoruz aslında. Ve bitkilerle ilgili yapılan çalışmalar var ama sadece bitkiler değil, ülkemizin florası zengin olduğu gibi faunası da çok zengin. Yani biyoçeşitliliği çok zengin, hayvan açısından çok zengin. İşte göçmen kuşların rotası üzerindeyiz, işte çok ciddi bir mantar çeşitliliğimiz var. Onun dışında işte çok zengin bir balık çeşitliliğimiz var. Yani doğanın her unsuruna baktığımızda aslında çok zengin bir coğrafyaya sahibiz. Bunlarla ilgili bir sürü projeler üretilebilir. Bu projelerde yer alınabilir. Siz de birçok projeler üretebilirsiniz. Mesela son dönemlerde çok fazla çocuk kitapları çıkıyor. Ama maalesef genelde yabancı yayınlardan Türkçe'ye çevriliyor. İşte doğayı tanımayla ilgili, işte ağaçları tanımayla ilgili, kuşları tanımayla ilgili. Ama yerel kaynaklardan ziyade dediğim gibi yabancı kaynaklardan çevriliyor. Yani bu konularla ilgili aslında ufku çok geniş, yani çalışma alanı çok geniş. Sizin sadece neye yönelmek istediğinizi seçmeniz ve bu konuyla ilgili ilerlemeniz gerekiyor. O yüzden çok zengin bir çalışma alanı var. Onun dışında diğer mesela sanat alanlarıyla ilişkisini sormuşsunuz. Diğer sanat alanlarıyla ilgili de aslında bilimsel çalışmaların yanında sanatsal çalışmalar da çok keyifli bir şekilde birleştirilebiliyor. Yani işte ben mesela çok fazla minyatürle birleştiğini, hatla birleştiğini ya da işte kaligrafiyle birleştiğini görüyorum ki benim de mesela kaligraf, çok sevdiğim kaligraf bir arkadaşımla işte çeşitli projeler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden farklı alanlarla da birleşebiliyor. Aynı zamanda mesela farklı alanlarda disiplinlerde çalışan birçok kişi de bu alana ilgi duymaya başladı. Özellikle işte hat gibi, tesip gibi alanlarda ya da işte ebru gibi alanlarla çok keyifli bir şekilde birleşebiliyor minyatür gibi alanlarla. Ki bu kişiler açısından da fırça kullanımı, daha doğrusu fırça hakimiyeti olduğu için hani kendilerini yeni bir branş olarak da her zaman düşünebilirler. Ama dediğim gibi bu sürecin yani eğitim süreci minimumda 1,5-2 yıl gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında bahsetmek istediğim bir alan da aslında botanik bahçeler. Çok kısaca botanik bahçelerden de bahsetmek istiyorum. Çünkü biz çok fazla botanik bahçelerle birlikte de çalışıyoruz. İşimizin gerektirdiği noktalardan bir tanesi. Şimdi biz botanik bahçeleri genelde nasıl diyelim, hani biraz işte ya da arboretumları, hani gidip ağaç gördüğümüz, işte bitki gördüğümüz, güzel düzenlemeler olan alanlar gibi düşünüyoruz maalesef çoğunlukla. Ama aslında bu bahçeler ciddi anlamda bilimsel çalışmaların yapıldığı, araştırmaların yapıldığı, üretimlerin yapıldığı, aynı zamanda eğitimlerin yapıldığı alanlar oluyor.
Çok fazla çalışmalar yapılıyor. İşte az önce bahsettiğim gibi nesli tükenen bitkilerle ilgili üretim çalışmaları yapılıyor, saha çalışmaları yapılıyor. Ya da daha spesifik işte Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'yle çalışıyoruz. Tıbbi bitkiler üzerine Hülya Hoca ile bir proje yapmıştık. Baktığınızda mesela Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi çok küçük bir alandır. Hani İstanbul'da yaşayanlar varsa mutlaka ziyaret etsinler. Çok küçük bir alandır ama 700'ün üzerinde bitki, tıbbi bitki yetiştiriliyor bu bahçede ve bu bitkilerin hepsiyle ilgili araştırmalar yapılıyor, bilimsel çalışmalar yapılıyor, yayınlar yapılıyor. O yüzden botanik bahçeler çok kıymetlidir. Tabii ki bizim ülkemizde gelişiyor, gelişime açık, daha da ileriye doğru gitmesini diliyoruz doğal olarak. Ama yurt dışına baktığımızda mesela yurt dışındaki iş imkanlarından bir tanesi de bazı botanik bahçelerinin kendi bünyelerindeki bitki ressamlarını barındırması. Örneğin Kew Garden bu konudaki zaten otoritelerden birisidir. Dünyanın en büyük botanik bahçesi Kew Garden Londra'nın batısında. Kraliyet Botanik Bahçesi, İngiltere Kraliyet Botanik Bahçesi. Ki kendisi 1700'lü yıllarda temeli atılmış ve 1700'lü yıllardan itibaren botanik olarak yani botanik bahçesi olma yolunda ilerlemiş bir bahçe. Çok ciddi anlamda çalışmalar yapıyor ve dediğim gibi bilimsel anlamda da otoritelerden bir tanesi. Mesela International Plant Name Index diye bir internet sayfası var, IPNI olarak geçiyor. Bu sayfa işte Kew Garden, Harvard Üniversitesi işbirliğinde aslında uluslararası bitki isimlerinin indeksinin olduğu bir sayfa. Tüm türleri görmek mümkün. Bir bitki de literatüre girdiğinde burada yayınlanıyor aynı zamanda. O yüzden çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ve bitki ressamlığı eğitimleriyle ilgili de yurt dışı soranlar olmuştu. Kew Garden 4 yıllık bir bitki ressamlığı okulu diyebilirim. Bir okul gibi bir diploma sisteminde 4 yıllık bir eğitim programı yapıyor. Bu eğitim programında Işık Güner eğitmenlerden bir tanesi. Onun dışında birçok eğitmen var. 4 yılda bir başvurular açılıyor. Maalesef geçen seneydi başvuru. Sonra diploma aldığınız zaman aslında uluslararası anlamda dünyanın her noktasında çalışabilir yetkinliğe sahip olmuş oluyorsunuz. Ve hani baktığınızda çalışma imkanları yurt dışı açısından bizim ülkemizde benzer şekilde her zaman bitkilerle ilgili projeler geliştirilmeye, işte çizimlerinin yapılmaya her zaman ihtiyaç var. Biraz daha botanik bahçeler, bilimsel çalışmalar özellikle botanik bahçeler himayelerinde yürüyor. Bizim ülkemizde de olduğu gibi. Dolayısıyla farklı botanik bahçelerde bu tarz çalışmalar yapmak mümkün. Onun dışında resim açısından da baktığımızda sanat maalesef biraz daha değer görüyor diyebiliriz yurt dışında. Ben hani ülke içinde çok fazla resmimi satmadım ama yurt dışında gerçekten ciddi anlamda resim satmışlığım var. Dolayısıyla bu açıdan biraz daha zengin. Ama çok önü açık bir alan. Çünkü dediğim gibi yaklaşık 20 yıldır bu ülkede gelişiyor, ilerliyor. Ve biz her ne kadar şehirlerde yaşasak da aslında doğadan kopuk yaşıyoruz maalesef. Ve doğaya ne kadar dönmeye ihtiyacımız, doğaya ne kadar tanımaya ihtiyacımız varsa aslında bu alanların gelişimi o noktada daha açılıyor. Çünkü şöyle söyleyebilirim, benim açımdan da bir bitkiyle ilişki kurmak açısından çok büyük bir şey kapı açtı. Bana çok ciddi anlamda bir derinlik kattı diyebilirim. Çünkü bir bitkinin döngüsünü anlamaya başlıyorsunuz. O bitkiyle bir ilişki kuruyorsunuz. Bir bitkiyle işte tıbbi bitki çalışıyorsanız faydalarını anlıyorsunuz. Ya
ya da bir bitkiyi tanımlamaya başladığımız zaman onun akrabalarını görmeye, onun akrabalarını anlamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada çok büyük kapılar açıyor. İnsanın çünkü maalesef doğanın bir parçası olduğu fikri her geçen gün biraz daha uzaklaşıyor bizlerden. Ama bu fikri hatırlamak açısından her zaman doğanın bir parçası olduğumuzu hatırlamaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Onun dışında benim aslında anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Dediğim gibi bitki ressamlığı çok bir bitkinin tanımlanmasından arşivlemesine kadar bilimsel olarak çalışma alanı olarak görülse de sanatsal boyutu da aslında çok zengin. Hem bir bitkiyle ilişki kurmak açısından, o bitkileri tanımlamak açısından, doğaya yaklaşmak açısından insanı zenginleştiren, aynı zamanda tabii ki sanatsal bir çalışma olduğu için yani sanatsal açıdan da kişileri zenginleştiren bir çalışma alanı. Bu noktada biz atölyede hem yüz yüze hem online dersler yapmaya devam ediyoruz. Her zaman sosyal medya üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Yani kısaca ben bilimsel bitki ressamlığı nedir? Hem teknik kısmı hem sanatsal kısmı biraz bunlardan bahsetmek istedim. İşte eğitimler biraz daha tabii ki teferruatlı ve detaylı oluyor. Onun dışında iş alanları ile ilgili biraz sizin vizyonunuzla ilgili. Tabii ki bilimsel çalışmalar ülkemizde her geçen gün biraz daha artıyor ama sanatsal çalışmalar tamamen sizin vizyonunuzu geliştirmenizle ilgili. Farklı bir sürü teknik kullanılabilir, farklı bir sürü teknikle birleştirilebilir, farklı bir sürü resim alanıyla ya da ürünle birleştirilebilir gibi gibi sizin tamamen vizyonunuzu nasıl yansıttığınızla ilgili. O yüzden diyebiliriz ki hani bitki ressamlığı birçok açıdan değerlendirilebilir. Hem bilimsel açıdan hem sanatsal açıdan bir çalışma alanı olarak tanımlayabiliriz. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kayıtlarda çok ciddi bir kayıt sayısı vardı. Herhalde katılımcılar yayını daha sonra izleyecektir diye düşünüyorum. Katıldığınız için teşekkürler. Çok memnun oldum ilginiz için. Dediğim gibi herhangi bir sorunuz olursa bana sosyal medyadan her zaman ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın.